E, ama insanın canını sıkan başka şeyler de var. Yurttaşa değil e, ezlere sahip çıkıyorlar. Yani Nasıl bir anlayış? Nasıl e, hani böyle bir e, Moğol istilası gibi kendi ülkelerini insanıyla toprağıyla önlerine katıp sürerler ve götürürler? E, akıl almayacak bir şey. Kurye'yi e, kusurlu saymak için çalışıyorlar. E i̇şte... E, Yanlaşma ya da üzerinden durum böyle. Bir yandan yeni görüntüler çıktı. Yeni görüntüler önemli. Epey uzun bir dönem. Kurye'yi neredeyse kovalıyor Avrasya Tüneli'nde. Sonra Sağferi'de sıkıştırıyor. E, üstünden geçip gidiyor. Yani bir e, cinayet görüyoruz biz burada. Ama bu ne yazık ki sırası değil olarak değerlendiriliyor. Cinayet olarak görülmüyor. Geçen haftalarda konuştuk işte altyapısında farklı noktalar e, önemseniyor. E, sana bırakacağım sözü burada. Çünkü sen başından beri bu kurye kardeşimizin cinayetiyle ilgilendin. Ya Erk burada şimdi aslında olayı gayet güzel götürüyorlardı. Bunun kamuoyuna mal olması yani toplumsal e, vicdanın o da aslında çok da çıkmıyor biliyor musun? Yani e, senin yaşadığın ülkede Almanya'da böyle bir şey olsa hakikaten e, toplumsal vicdanı sokakta görürsün. Motokurya için çıkarlar. kurya en, yalnız... büyük, en büyük cezalardan biri, en çok ehemmiyet verilen şeylerden biri şunu söyleyeyim. E, bir bisikletliğe ya da sağ şeritte giden bir motorluya çarpmak. En büyük suçlardan biri, cezaevinden çıkamazsın ya. Yani. Evet, O yüzden söyledim. Yani biz burada tabii e, bir toplumsal vicdanı görüyoruz ama parçalı görüyoruz, kısmi görüyoruz ve mesele siyasallaştırıldı. Neden? E çünkü burada e, Somali Cumhurbaşkanı var. E bizim Cumhurbaşkanımızın yakın dostu çok iyi yakın ilişkilerimiz var yıllardan beri limanlar vesaire bir takım iddialar var. E, biliyorsun e, o iddialar işte borçları ödemesi ise güzel ilişkiler içinde olduğumuz komşumuzmuş gibi garip bir yer. Yani ta Somali. Bu dosya e, aslında şimdi ben çok şaşırıyorum bak. Bir tane biz bunu ilk sende verdik ve inanır mısın şimdi bunu karar çok cesur bir şekilde manşete taşıdı. O ilk tutanağın altında garip iki tane bir bu tarafa çizik bir bu tarafa çizik imzamsı o ilk polisin, iki polisin. Geçen hafta bunu böyle çok polisler üzerinden de tartışmıştık. İlk defa bu programda söyledik. İlk defa bu programda sonra karar manşet yaptı. Sonra da Sözcü TV üstünde durdu. Ee, şimdi orada şu polislerin imzası nedir? Böyle kimse yani Adalet Bakanı bu soruya cevap vermesi lazım. İlk olay günü o 16.04'te tutulan iki tane polisin imzamsı, parafımsı bile sayılmayan iki çizik olan tutanak nedir? Ya önce bize bunu bir anlatın. Bunu anlatan yok. 16.04'te tutulan o garip tutanak var. Motokurya suçlu. Bir. 17.20'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan gelen görüntüyü çözen iki tane polisin gerçek imza şakır, imza gibi imza. Ee, onların tuttuğu ortaya çıkardığı görüntü var orada bu aracın arkadan çarptığı anlaşılıyor bunu koyuyoruz kenara bunu bile bile işte bu yani sevgili Oğuz gösterdi ya Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Bey İçişleri Bakanı Ali Kaya Beyefendi birisi de, de bey ikisi de bey diyelim hadi bu imzalar değil bunlar paraf değil bu iki tane garip çizik kimin eli ürünü yani bu iki polis arkadaşa niye soruşturma başlattınız? Bu ikiz polis arkadaşa başlattığınız soruşturmanın akıbeti akip, ne oldu? Ya bize önce bir bunu söyleyin. Bu tutanak nasıl tutuldu? Türkiye Cumhuriyeti devletinde bu tutanak nasıl tutuldu ve bu tutanakta Motokurye'nin asli kusurlu olduğu yazıldı. Bize bunu anlatın. Bunu anlatın. Ha sonra Motokurye gene suçlu çıkıyorsa görüntüler vesaire ona onu ayrı konuşalım. Ama ilk etapta bize bunu söyleyin. Bunu söylemeniz gerekiyor. Çünkü bu tutanak savcı ve tahliye var. O gün 18.01'de o gün e, Somali Cumhurbaşkanının oğlu oradan ayrılıyor. Şimdi bir bunu halledelim de biz. Ali Yerli Yılmaz Tunç biz bunu bir halledelim sonra gelelim dava açmaya. Bunu halledemiyoruz ve bu yok sayılıyor bak. Bu unutuldu. Hiç yok. Bu tutanağa göre siz adamı tahliye ettiniz. Sizin savcınız dinleme şeysinde bile bulunmadı. Ya burada hayati tehlike var. Bir ifadesini ne verecek? Ver, bakalım bir dinleyelim. Ben de bu ifadeyi okuyayım. Hayati tehlike varsa ifadesini ben alayım demedi o savcı. Ve adam elini kolunu sallaya sallaya çıktı. Karısı Türkiye'de kaldı. Garip işi varmış yurt dışına gitmiş. Neyse bunu bir kenara koyduk. Şimdi biz neyi görüyoruz? Dosyada tekrar görüntülere göre bilir kişi, trafik uzmanı bilir kişinin raporu var. Diyor ki bu görüntülere göre sürücü Mahmut Muhammut neyse asli kusurludur diyor. E, Motokurya kusursuzdur diyor. Hoppa! Bu dururken bir anda e, Adalet Bakanı adli tıptan rapor alacağız dediğini duyduk. Adli tıptan rapor alacağız diye böyle siyah beyaz bir takım görüntüler çıktı. Yani verildi kamuoyuna. Buna göre o rapora o görüntülere göre şey anlaşıldı. Efendim motokurye tali kusurlu şey Mahmut Somali'nin başlık Cumhurbaşkanı oğlu asli kusurlu. Bak şimdi paylaşımlı kusura gidiyorlar burada. Bu demek ki kazaya motokurye de sebep verdi. E, yargılamada bunun adı ne olur? Şimdi başta taliye asli derler. Yargılamada er, bu girdiğinizde işte paylaşımlı kusur olarak bilir kişiler onu bölüştürür. Nasıl bölüştürür? Asli taliye göre bir şey. Ama bir daha bak bir daha görüntü çıkıyor ya. Tekrar bir görüntü çıkıyor ve biz bugün Adalet Bakanı'nın ağzından diyoruz ki duyuyoruz ki Adli Tıp'a gene gitmiş ek rapor alınması için. Ya bu yolculuk nereye? Nereye? Şimdiki ek rapordan sonra acaba ne çıkacak? Eşit kusurlu mudur diyeceksiniz. Hani tamamen kusursuz diyemezsiniz herhalde. Bir de onu yaparsanız şaşırırım. Yaparlar mı? Belki. Ama onu demeseler de eşit kusura mı gidiyorsunuz? Bunu sormak zorundayız. Çünkü bize şu gerçeğin üstünü örterek, algımızı başka yere yönelterek hareket ediyorlar. Talih kusurlu, asli kusurlu oraya sonra bakacağız. Tekrar ediyorum. Ali Yerlikaya, o iki tane polis memuru, İçişleri Bakanlığı'na bağlı iki polis memurunun imzası mıdır o imzalar? Çünkü onlar imza değil. Taraf değil. Onlar çizik ve muhtemelen ailelerin ürünü. Bunu kamuoyuna açıklamak zorundasınız ki toplumdaki kamuoyu vicdanı burada tatmin olsun. Adalet duygusu zor hissediliyor. Zaten de bebe kırıntısı kaldıysa onu bir görelim. Bunu yapmak zorundasınız. Bunu kapatalım. Savcının tahliye etmesini de kapatalım. Biz sonra bakalım. Bütün her şeyi yoluna koyalım. Belki eşit kusurlu çıkacak. Ondan sonra Cumhurbaşkanı'nın oğlunu çağıralım. O da girsin, çıksın, ifade versin, olay bitsin. Bu bu değil, bu değil, bu değil. Türkiye Cumhuriyeti devletinde bildiğimiz bir gerçek var. Gerçeğe aykırı tutulmuş bir tutanak, altında polis memurlarının isimleri, altında sicilleri ve garip garip çizikler var. Ve bu durumda ifade alması gereken ve en azından adli kontrol şartı uygulaması gereken savcı Hiçbir şey yapmadan, ifade dahi almadan, Mahmut'un yüzünü görmeden salın dedi. Salın dedi saat 17'de. Bize bunu, bunu bize tatmin edici bir şekilde açıklayacaksınız. Bunu açıklamadan ne yaparsanız yapın bu olay kapanmaz. Bu olay her zaman bir şekilde bir nasıl diyeyim bu senenin o motokuryenin cansız yerde yatan, asfaltta yatan hali bu dönemin e, resmi fotoğrafı olarak kalır. Tıpkı <laughs> aklıma geldi Özlem Zengin'in de şu hareketi olduğu gibi. Bunu da söylemede ne demeyeceğim yani o, o fotoğrafta Özlem Zengin'e yapışık olarak kalacaktır. Aynı evet. şekilde şekilde Kurye'nin durumu da böyle konu oradan oraya geçti değil mi ama hakikaten bu konu beni çok ilgilendiriyor. Yani hepimizin gözü önünde bize bunu bir şekilde böylesine e, o çok kötü şey kelime söylüyorum. Böyle görmemizi istiyorlar. Böyle bir algı öğretmeye çalışıyorlar. Yani görüntüler gözümüzün önünde. Bugünkü görüntüler gözümüzün önünde. Yani e, dünya sisteminden ...karşılaştırın... Bu kadar e, bir e, motosikletin e, peşinden gittikten sonra bir araç ona sağ şeritte çarpıyorsa, zaten burada yarı yarıya kusurlu olması falan durumu söz konusu değil. Gözümüze mi inanalım size mi inanalım... şimdiye kadarki deneyimlerimiz. Zaten size inanmamanız gerektiğini bize söyledi. E, bu birincisi. Şu tutanak meselesi çok önemli Figen. O yüzden bir defa daha bulduğun şeyi e, uygulamalı anlatmak istiyorum. Şöyle olmuş. Gelmiş hazırlanmış bu. Tamam. Bir tane kalem çıkmış ortaya. Şöyle yapmış. Yanındakine vermiş. Kalemi de yanındakine vermiş. O da böyle yapmış. Ondan sonra tutanak tutulmuş savcılığa gitmiş. Neden bunu yaptınız? Ee, bu işte bu kısmın zaten izah ihtiyacı var. Ya da belki o polis memurları atmak istemedi. Ya da kim yaptırdı? Belki de sorulardan biri bu. Evet. Bunu her sefer sormamız <laughs> lazım Erk. Bu bu, bu 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 dava boyunca biz bu tutanağı. Ee, o yüzden de rica edelim her sefer bu yayında bu tutanak gösterilsin. Onu açıklayana kadar. Ve biz bu iki bakana, Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı'na seslenmeyi sürdürelim.